Evet, şimdi de bir başka konuya değinelim. Bu sözcükleri, yani sözcük tanımı gördük. Bir de bu sözcüklerin arasındaki ilişkilere bakalım hep beraber. Ne bunlar? Eş anlamlı. Başlıkta maviyle yazalım. Eş anlamlı sözcükler. Bunun diğer adı ne? Anlamdaş. Yani anlamı aynı olan. Hemen diğerine geçelim. Eş sesli. Yani diğer adı ne bunun? Sesteş sözcükler. Bir de zıt. Yani karşıt. Yani tezat sözcükler. Bazı ilişkiler var. Bu ilişkiler anlamlarının aynı olmasına, yazılışlarının aynı olmasına ya da tamamen birbirinin zıt olmasına göre şekilleniyor diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle daha çekeyim. Evet. Şimdi geldik birincisine. Eş anlamlı sözcükler. Tanımını hemen yapalım. Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklerdir. Yazılışları farklı, anlamları aynı. Hemen örnek verelim buna. Mesela önce ne demektir? Evvel, bundan önce, bundan evvel. İkaz. Nedir ikazın eş anlamlısı? Uyarı. Tabiat. Nedir eş anlamlısı? Doğa. Sağlık. Nedir eş anlamlısı? Sıhhat. Bakın, yazılışları farklı ama anlamları ne? Aynı. Şimdi gelelim diğer maddemize. Eş sesli, yani bir aradığıyla sesteş sözcükler. Eş sesli. Ses ne demek? Aslında harf bildiğimiz. Ama hemen tanımını yazalım. Burada da yazılışı, okunuşu, yazılışı, okunuşu aynı, anlamları farklı olan sözcüklerdir. Evet, hemen bir örnek verelim. Esprilerine güldü. Başka bir örnek verelim. Öğretmenimizin en sevdiği çiçek güldü. Bakın arkadaşlar, her iki cümlede de güldü güldü kelimesini kullandım. Ama birincisindeki güldü deyince aklıma ne geliyor? Dudaklarımızın kulaklarımıza varana kadar dişlerimiz gözükerek, değil mi? Gülme eylemi geliyor. Yani buradaki güldü kelimesi bir eylem. Ama buradaki güldü kelimesi bir isim. Yani bir ne ismi? Çiçek ismi. Ha, o zaman yazılışları aynı mı? Aynı. Okunuşları aynı mı? Aynı. Ama anlamları ne? Farklı. Biz ona ne diyoruz? Sesteş kelimeler diyoruz. Örnek verebilir miyiz başka? Tabii ki verebiliriz. Mesela at. En sevdiğim hayvan. At. Evet. Bir atmak eylemi var. Değil mi? Bir şeyi alıyorum yerden atıyorum. Bir de doğada bulunan, değil mi? Çevremizde bulunan hayvanlardan biri olan at var. Peki çay. Bir içtiğimiz çay var. Bir de derinin daha küçük olan, değil mi? Bir su çeşidimiz var. Kır. Bir kırmak eylemi var. Bir de saçlarımızın buralarından beyaz düşmesine diyoruz yine. Kır diyoruz. Peki başka ne var?
Bir de çiçeklerle, otlarla, ağaçlarla ilgili alana da ne diyoruz? Kır. Mesela kırlarda koşmak istiyorum diyoruz. Ha, bunlar da neye giriyor? Eş sesli sözcüklere giriyor. Geldik şimdi. Zıt, karşıt, tezat sözcükleri. Bunlar ne demek? Zıt sözcükler anlamca birbirinin tam tersini karşılar arkadaşlar. Hemen örnek verelim. Önce tanımını yapalım. Anlamca birbirinin tam tersini karşılayan sözcüklerdir. Hemen örnek verelim. Uzun, kısa, zayıf, tam tersi, şişman, cesur, tam tersi, korkak, cimri, tam tersi, cömert. Evet. Bunlara ne diyebiliriz? Karşı sözcükleri örnek verebiliriz. Şimdi bir de sözcükte anlam konusunda karşımıza çıkan bazı şeyler, bilgiler de ortaya çıkabiliyor. Hemen bu bilgilere de bir bakalım. Bunlardan sonra. Ne o bilgiler hocam? Mesela bazen yansıma sözcük sorulabiliyor. Bazen ikilemeler aynı şekilde sorulabiliyor. Onları da yapalım. Sonra konu anlatımımız bitsin. Hemen VGS'de, yani daha önceki sınavlarda dahil olmak üzere çıkan kelimeden anlam sorularını çözelim. Evet. Ne dedik şimdi? Yansıma sözcük. Mesela bu da bazen karşımızdan ne yapabiliyor? Çıkabiliyor. Nedir yansıma sözcük? Yansıma sözcük, doğada bulunan hayvanların, insanların, canlı ya da cansız varlıkların çıkardığı seslerin türüdür. Hemen yazalım tanımımıza. İnsanların, hayvanların, doğada bulunan canlı ya da cansız, yani mesela cansız dediğimizde bir dal, dal parçasının kırılmasının çıkardığı ses mesela. Cansız varlıkların çıkardığı seslerdir. Hemen örnek verelim. Mesela horultu. Değil mi? Ne kadar kötü bir şeydir ya horlamak da, ama bazen çok yorucu olduğumuzda da olabiliyor. Bakın horultu kelimesinin köküne bakalım biraz. Uf, horur. Bak düşünün, yani birimizin yanımızda horladığını düşünün. O insanın çıkardığı ses işte yansıma sözcüğü. Peki hapşurmak diyelim hadi. Birimizin yanında hapşurduğunu düşünün. Hapşur, değil mi? Bakın yine çıkan bu ses nedir? Yansıma sözcüktür. Devam edelim. Hayvanların çıkardığı sesler, yani aslında hayvanların kendi aralarında iletişim kurmak için kullandığı sesler de diyebiliriz biz buna. Nasıl mesela hocam? Miyavladı. Nedir kedinin sesi? Miyav. Havladı. Nedir köpeğin sesi? Hav. Meledi. Koyunumuzun sesiyle. Me. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Daha önceki yıllarda üniversite sınavında çıkmıştı aslında bu soru. Çok çok eski tabii. Yağız atlar kişnedi diye bir cümle kullanılmıştı. Bakın arkadaşlar, buradaki kişnemek sözcüğünü çoğu öğrencimiz maalesef yansıma sözcüğü kabul etmişti. Ama atlar kiş diye mi kiş diyor? Ya da kuşlar ötüşüyor. Hocam ötüşüyor, hani onların çıkardığı ses. İyi de kuşlar öt diye mi ötüyor? Hayır. Bunlar yansıma sözcüğü arkadaşlar değildir. Çünkü kuşlar cik 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 diye biterse, yani eğer cik dersen, cik dedi dersen ancak ne olur? Yansıma sözcük olur. Atlar içinde kişnemek olmaz. Yansıma sözcük, dikkat edelim. Peki, doğada bulunan sesler dedik. Çatırtı, köküne bak. Çat. Çıtırtı, köküne bak. Çıt. Patlı.
düşün. Tek köküne bak. Pat. Gümledi. Bak bakalım şuna. Güm. Bir nehir düşün. Şırıltı. Şır 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 şır. Şakırtı. Tabakların. Tencerelerin. Merdivenden düşünün düşünün. Şak 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 böyle sesler. O zaman bunların hepsi bizim için nedir? Birer yapısına sözcüktür arkadaşlar. Peki hocam başka ne çıkıyor bizim karşımıza sözcükte anlamda bunun haricinde derseniz? Bir de ikilemeler çıkıyor. Hemen onlara bakalım. İkilemeler karşımıza sözcük tür olarak çıkabiliyor. Hatırlayalım önceki konulardan. Yani ikilemeler bazen cümle içinde isim olabilir, sıfat olabilir, zarf olabilir. Bu şekilde çıkabiliyor. İkilemenin türü aynı şekilde sorulabiliyor. Sonra ikilemenin hangi yolla oluştuğu sorulabiliyor. Bir bakalım biz. Evet, ne dedik? Bir de ikilemeler vakti. Peki, ikilemeler nedir? İkilemeler, anlatıma güç kazandırmak için aynı kelimenin tekrarıyla, zıt kelimelerle, bir anlamlı bir anlamsız kelimeyle, ikisi de anlamsız kelimeyle, yansıma sözcüklerle oluşturulan sözcük grubudur. O zaman şöyle diyelim. En az iki kelimeyle oluşturulan söz grubudur. Hemen örnek verelim. Koşa koşa. Nasıl oluşturdun koşa koşayı? Hocam aynı kelime. Aynı kelimeyle oluşturdum. Hocam bata çıka yürüdük. Hangi kelimelerle oluşturdum? Batmak, çıkmak. Zıt kelimelerle. Peki. Ivır zıvır. Hayatında ivır diye bir şey var mı? Yok. Zıvır diye bir şey var mı? Yok. Ha, o zaman ikisi de ne bunun? Anlamsız. İkisi de anlamsız kelimeyle. Eski püskü evler. Eski püskü. Hayatında eski bir şey var mı? Var. Püskü diye bir şey. Yani bilmiyorum bir şeyin adını püskü koyduğumuzu görmedim daha. O zaman yok. Şöyle diyebilir miyiz? Biri anlamlı, biri anlamsız kelimeyle. Zeynep Hoca güzel türkü söyler mi? Çat pat söylüyor. Bakın nasıl kullandık hemen. Çat pat. Neydi bu ikileme? Yansıma sözcüklerle. Peki. Başka bir örnek verelim. Güzeller güzeli. Bakın. İsim tamlaması şeklinde. Güzeller güzeli. Gördün mü burada belirtti resim tam belirtme haletini. Peki başka? Bunu da günlük hayatta kullanırız. Ya ben evmek istemiyorum arkadaş. Evmek. Yani M harfi getirilerek. O zaman ikilemelerimizi nasıl oluştuğuna dair örneklerimizi verdik. Aynı kelime, zıt kelime, ikisi anlamsız kelime, bir anlamlı, bir anlamsız kelime, yansıma sözcükler, isim tamlaması, M harfi getirilerek. Demek ki ikilemeler de bu şekilde karşımıza çıkabiliyor. Sözcükte anlam konusunu özet olarak anlattık. Konumuz bu kadardı. Konu anlatım olarak. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sınavda ve hayatta ve hepinize başarılar diliyorum. Şimdi hep beraber soru çözümleri.